Muhammed ümmeti olduk. Ne halt edersek edelim, çok affedersiniz. Hepinizden özür diliyorum. Ne yaparsak yapalım, biz üstünüz. Niye üstünsünüz? Siz kafadan kazandınız, başkaları kafadan kaybetti, öyle mi? Böyle mi düşünüyorsunuz? Bu Yahudileşmektir. Bu Yahudileşmektir. Ben söylemiyorum, Nisa 123 söylüyor, buyur. Efendim. Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitab. Ne sizin kuruntunuza göre olacak, ne ehli kitabın kuruntusuna göre olacak. Yok, orada dur. Siz öyle kuruntuya kapılıyorsunuz ha? Yani biz bu peygamberin arkasına takıldık. Ne yaparsak yapalım, ne ihanet edersek edelim, layık da olmasak biz yırttık diye düşünüyorsunuz, öyle mi? Hayır. Bu ümniyedir, bu kuruntudur, bu ütopyadır. Ne sizin ütopyanıza, ne ehli kitabın ütopyası. Ne sizin kuruntunuza, ne ehli kitabın kuruntusuna bakmayacak Allah. Ya ne olacak? Men ya'mel su'en yüczebi. Kim kötülük yaparsa onun karşılığını görür. Öyle yok. Yani siz kafadan kazanmışlar grubuna dahil değilsiniz. Ve men ya'mel su'en yüczebi. Ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. Ondan sonra o ne bir yardımcı bulur, ne bir veli bulur. Biz bulduk ya Rabbi, bizim velimiz var. Bizim evliyamız var. Onun için biz onun eteğinden tuttuk. Dolayısıyla biz kafadan kazandık. Onun için biz farklıyız. Mı diyorlar? O zaman Allah da diyor ki 123. ayette Nisa suresinin, hayır senin kuruntun bu diyor. Senin kuruntun. Eğer böyle düşünüyorsan biz falanın arkasına takıldık, dolayısıyla artıya geçtik. Falanın arkasına geçtik, artıya geçtik diyorsan bu senin kuruntundur. Yahudilerin kuruntusu gibi bir kuruntudur. Bunu unut. Bunu unut. Daha ne desin Kur'an? Daha ne desin?